şaşkın millet. Ya özgürlük bundan sonra ya. 15 Temmuz'u unutmadık, unutturmayacağız. Milyonlar şehitler köprüsüne aktı. 15 Temmuz 2016'da destan yazan milli irade, 2 yıl sonra demokrasi olan tutkusunu bir kez daha haykırdı. Hainlere öfke kustu. Yani bu saatten sonra bu kelimenin artık darbe kelimesini bizim lügattan kaldırmamız gerekiyor. Ve de kaldırdık da. Çünkü artık bu saatten sonra böyle bir şeye yeltenecek insan gururunu ben düşünemiyorum yani. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü darbecilere direnişin sembollerinden biriydi. 2 yıl önce o köprüde 34 kişi kurşunlara siper oldu, şehadete yürüdü. O akşam şehit kanıyla yıkanan köprüde 2 yıl sonra ay yıldızlı bayraklar vardı. Yer gök kırmızı beyazdı. Çocuk ihtiyar genç sokaktı. Demokrasi darbeyi şaşkındı millet. Millet erkenden yollara döküldü. Kimi denizden, kimi karadan köprüye ulaştı. Milli irade şehitler köprüsüne, demokrasiye koştu. ...15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki anma etkinliğine vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla geldi. Kapının açılmasının ardından vatandaşlar alana akın etti. Hainlere burada en büyük cevabı bu millet vermiştir. Bundan sonra da vermeye devam edecektir. Vatandaşlar birçok noktadan köprüye ulaştı. Dev Türk bayrakları da onlara eşlik etti. Çengelköy'den çıkan kalabalık ellerinde Türk bayraklarıyla birlikte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne yürüyor. O bayraklardan birinin uzunluğuysa tam 95 metre. O gece ben tankın altına yatacaktım. O gece siz o gece vallahi gidebilseydim ayaklarımda. Yemin ediyorum sana. Size tankın altına yatacak. Yatardım vallahi. Vatanım için yatardım. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kısıklı'daki konutundan köprüye geçti. Millet her zaman olduğu gibi yine Erdoğan'ı yalnız bırakmadı. Bu ülkeyi darbecilere teslim etmediler. 2 yıl sonra yine burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kısıklı'daki konutunun önünde soluğu aldılar. Adres 15 Temmuz Şehitler Köprüsü. Allah bizi utandırmasın. Bu millete bir daha böyle günler yaşatmasın. Allah onlardan da razı olsun. Tüm şehitlerimize rahmetle anıyoruz. Size de teşekkür ederiz. Her zaman yanımızda olun inşallah. Milletin mesajı netti. Bizler Osmanlı torunları korkak olmadık, hiçbir zaman olmayacağız. Her zaman canımızı sermeye razıyız, gönüllüyüz, buradayız. Her zaman. Recep Tayyip Erdoğan'a dua ediyorum. Allah o bizi başımıza ayırmasın. Anma etkinliklerinin bir diğer adresi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin önüydü. Saatlerimiz 21.30'u gösteriyor. Bundan tam 2 yıl önce tam da bulunduğumuz bu noktada hainler vatandaşlarımızın üzerine yağmur gibi mermi yağdırmıştı. Bu gördüğünüz alanda 17 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Şu anda şehitlerimizin tek tek isimleri okunuyor ve vatandaşlar da burada diye karşılık veriyor. Vedat Vazgeçti. Çok duygulanıyorum, çok üzülüyorum. Yakup Sırıcı. Nasıl böyle bir şeyler yaparlar diye çok üzülüyorum. Onlar her ismini okuyor. Diyeceğim tek kelime Allah bir daha hainlerimizi bu ülkeye sokmasın. İstanbul'un dört bir yanında anma etkinlikleri yapıldı. Ama ana nokta 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ydü. Saatler ilerledikçe Şehitler Köprüsü'ne insan seli oldu. Milyonlar hem şehitleri andı hem de o gece yazılan demokrasi destanı bir kez daha hatırlandı. Türkiye üzerinde kirli emeller besleyenlere İstanbul'dan en güzel yanıtı böyle verdi.